Dikkoninin B noktasındaki karınca yüzey üzerinden giderek D noktasına en kısa yoldan gidecektir. En kısa BD yolu kaç santimdir diye sorulmuş. Ve bize bir bilgi daha verilmiş. Sinüs 18'in değeri. Demek ki düzgün bir açı değeri çıkmayacak. Şimdi Dikkoni sorularında bu en kısa yol problemlerinde izleyeceğimiz yöntem şuydu. Bu koninin açılımını yapmamız, yani açılmış halini görebilmemiz gerekir. Bunun için de bizim için en önemli formül şuydu. R bölü alfa bölü 360 bağıntısı. R dediğimiz şey taban yarıçapı 6 bölü. L dediğimiz şey ana doğru AB uzunluğu eşittir alfa bölü 360 dersek buradan alfanın 216 derece olarak, yani bu konuyu açarsanız 216 derece olarak açılacaktır. Şimdi alfa açısı 216 derece bulunduktan sonra bu konuyu açarsak temsil şöyle bir şekil çıkacak. Bir daire parçası çıkacak. Şimdi burada tabii şu açı dediğim şuradaki açı 216 derece. O halde şu açıya 144 derecelik bir açı kalacaktır. Peki bu tepe noktası aslında bizim koninin A noktasından tutup kıvırarak açtığımız noktası. Örneğin biz bu koniyi AB boyunca açalım. O halde mesela buradan kestik. Ve koniyi kıvırıp tekrar birleştirdiğimizde o halde bu noktanın da B olduğunu göreceğiz. Peki C noktası neresiydi? C noktası aslında A'nın üzerinde tam orta nokta olacak şekilde olan bir noktaydı. Yani şunlar birbirine eşit olacak şekilde. Peki D dediğimiz nokta bu ağaca doğru parçasının tam ortası. O halde buraya 5, buraya 5 kalacaktır. Peki bizden istenen neydi? B'den D'ye mesafe. Yani bizden şuradaki x uzunluğu isteniyor. Peki eşit böldüğü için o zaman buradaki açılar da 108, 108 ayrılacaktır. Peki tabii şöyle düşünebilirdik. Aynı yol şu da olabilirdi. Aynı yol çünkü. BD yolu. Şimdi bu BD uzunluğu nasıl bulacağız? Şu uzunluk 10 birimdi. Kosinüs teoremini bulacağız. Çünkü bize sinüs 18 değeri verilmiş. Hemen uygularsak x'in karesi eşittir. 10'un karesi artı 5'in karesi. Eksi 2 çarpı 10 çarpı 5 çarpı kosinüs 108. Şimdi şöyle bir iş yapacağız. Kosinüs 108 aslında eksi sinüs 18'dir. Bunu çok rahat görebiliriz. Hemen düzenlersem x kare eşittir 125 artı. Şöyle çarparsak 100 çarpı kosinüs 108 yani eksi sinüs 18. Başta eksi artı oldu. Sinüs 18 değerinde kök 5 eksi 1 bölü 4 olduğunu biliyorum. Ve düzenleme yaparsam x kare eşittir 125 artı 25 kök 5 eksi 25. Yani x kare eşittir 100 artı 25 kök 5 olacaktır. O halde x değerimiz kök içinde 100 artı 25 kök 5. Bu daha da düzenlenebilir ama gerek yok. Bunu bulduk. Yeterli.